Arkadaşlar merhabalar. 50 günde T, -t, -t Geomit kampında yani şu kitabın kampında geldik 31. güne. Çemberde uzunluğa devam. Dik üçgenle birlikte ver coşkuyu ver coşkuyu ama işin içinde uzunluk varsa benzerliksiz olur mu olmaz. Bugün benzerliği de işin içine katacağız. Değişik birkaç tane teknik daha katacağız işin içine. E o zaman kalemimizi elimize aldık. Devam edeceğiz. Derse başlayacağız daha doğrusu ama ilk önce neye bakıyorduk? Şafak Sayar'a bakalım. Şafak Sayar'da kaçıncı sayfada olduğumuzu görüyorduk. Hocam sayfa numarası 170 9'a gidecekmişiz. Tamam. Sonra bugünkü dersimizde kaç tane video olacakmış? Hocam çemberde uzunluk 3 ve çemberde uzunluk 4 olacakmış. 2 dersimiz olacakmış. Haftalık programada bakıyoruz. 16. hafta içerisindeyiz. 32. günle birlikte bitiyor. Yani bugün bitince daha 16. haftayı bitirmemiş olacağız. E o zaman sayfa numarası şöyle 179 muydu? 179'muş. Evet geldik 179'a. Eski konular olmazsa olmaz. Bak çember konusundayız ama işin içinde ne var? Eşkenar dörtgende var. Aşağıdaki şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgenin tüm kenarlarına teğet olan çemberin çapı 16 bin. Evet şu çemberin çapı verilmiş. Şimdi eşkenar dörtgen verilmiş burada. Eşkenar dörtgende köşegen de çizilmiş. E köşegen çizilmişse bu köşegen açı ortaya olmuyor muydu? Evet açı ortaya oluyor. Sonra şekli biraz büyüteyim. Bir de şunu biliyorduk biz. Şöyle teğet teğet olunca bu açı ortaysa nereden geçer? Merkezden. Bak teğet teğet bu açı ortay nereden geçer? Merkezden. O zaman merkez buralarda bir yerde. E eşkenar dörtgende biz köşegen görünce ne yapıyorduk? Diğer köşegende biz çiziyorduk köşegenler nasıl kesiyordu? Hocam köşegenler dik kesiyordu. Hemen buraya diki yapıştırdık. Sonra ne yapacağız hocam? E bu da açı ortaydır. Bu açı ortay. Şurada aynı mantıkta. T, 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 Açı ortaysa tam merkezden geçecek. Aa hocam bu da merkezden geçiyor. Bu da merkezden geçiyor. O zaman tam kestikleri yer neresidir? Çemberin merkezidir. Burası merkezi. Çemberin çapı 16 olarak verilmiş. O zaman yarıçapı 8. Buna göre diyor. o AC köşegenin uzunluğu 8 kök 5 verilmiş. O zaman şuradaki uzunluk nedir? 4 kök 5'tir. Burada uzunluk da 4 kök 5'tir. Ba ama dikkat. Yarı çapı kaç? Yarı çapı 8. Yarı çapı kullanamıyorum burada. Şekil var elinde. Merkez var. Teğet var. Benle birlikte bağırır mısın? Çek dik. Hemen diki çiziyoruz kardeşim. E bu diki çizince bu yarı çap. Yarı çap uzunluğu da 8 verilmişti. Sonra bir bakıyorum ki şurada bir pisagor bağıntısı var. E 8 var. 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası kaç çıkar? 4 çıkar. E sonra ne yapacağız? Bizden eşkenar dörtgenin çevresi mi isteniliyordu şöyle? Evet eşkenar dörtgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. arkadaşlar ne yapacağız burada? İşlemimizi yapalım. Şurada daha tam bitmedi. Hocam dik var, dik var. Aa, şuradaki dik üçgende dikten dik çizilmiş. Öklit. Yani h kare eşittir p çarpı k. 8'in karesi eşittir 4 çarpı a'dan 64 bölü 4'ten a'yı 16 buluruz. A 16 ise eğer bir kenar 20 çıktı. Çevrede o zaman 20'den 4 tane var. Cevap kaç çıkacaktır? 80 çıkacaktır. Evet görüyorsunuz. Eski konular. Eşkenar dörtgen işin içinde var. Dik üçgen işin içinde var. Hatta öklit bağıntısı o da dik üçgen içinde de o da işin içinde var. Eski konular olmadan olmaz. Cevap 80. Geldik örnek 15'e. Evet. Şimdi ABC dedik dörtgenin CD kenarı yarım çemberde yarım çembere F noktasında teğet olarak verilmiş. Ve şurada bir oran verilmiş. Hocam burası K iken burası Kenan Bey uzunluğu 4K verilmiş. O zaman Kenan Bey'e 4K yazıyorum. Buraya da K yazıyorum. ABC'de dikdörtgen çevresi 50 santimetre olduğuna göre yarım çemberin çapı nedir diye soruluyor. Şimdi bu yarım çember ya. Çap nerede? Burada hocam. Merkez daha doğrusu. Nerede? Burada. E merkez varsa teğet varsa ne yapıyorduk? Çektik. Hemen diki çizdik şuraya. Şu diki çizdik böyle. E hocam diki çizince şu bir dikdörtgendi. Önceden şuradaki 90'ları da şöyle bir yazalım. Sonra bir bakıyorum ki 90 90 90 E hocam burası da 90 olacak. Burada da bir dikdörtgen çıktı. Ve 5K ise burası 5K. Burada da bir dikdörtgen çıktı. Hatta burası da 5K. Yazdık 5K'ları. Sonra dikkat et. Bizim için yarı çap önemliydi. Yarı çap uzunluğu ne burada? 5K. E hocam bu da yarı çap uzunluğu. E o zaman burası da 5K. E dikdörtgen dolayı yukarısı 5K. Hatta buradan çıktı? Bir kare çıktı. Şimdi ben yarım çemberin çapını bulmak istiyorum. Ve dikdörtgen çevresini kullanmak istiyorum. Dikdörtgen çevresi için. Büyük dikdörtgen çevresi için ne lazım? Soru işareti olan ya. Sıkıştık. Sıkıştığımız an ne yapıyoruz? En etkili silahımızı kullanıyoruz. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hadi yarı çapı çizelim. Şuradan geldim. Şu yarı çapı böyle mi çizeceğiz? Hayır. Böyle mi çizeceğiz? Hayır. Çember üzerindeki noktaya bak buraya çizeceğiz. Yarı çap uzunluğu da 5K değil mi? Evet. Hemen 5K'yı yazdık ve burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. A 4K 5K ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası da 3K çıktı. Şimdi burası 8K burası 5K 13K 26K mı yapıyor çevresi dikdörtgenin çevresi? Evet dikdörtgenin çevresini 50 vermişti. O zaman K'yı buradan 25 bölü 13 buluruz? Evet çünkü 26K 50. 2'ye böldüğümüz zaman 25 bölü 13. 13K 25 K'yı da 25 bölü 13. Bizden ne isteniyordu? Yarım çemberin çapı. Yarım çemberin çapı. Hocam burada yarı çap ne? 5K. Çap çarpı ne? 10K. O zaman biz şuraya 10K'yı bulmaya çalışacağız. Çap dediğimiz 10K. O da nedir arkadaşım? 10 çarpı 25 bölü 13'ten cevap 250 bölü 13. Çıkar mı dostlar? Çıkar. Eee cevap 250 bölü 13. Her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil kardeşim. Ha belki şu cevabı böyle bulunca şey yapıyoruz aslında. Biraz tereddütümüz oluyor. Cevap anahtarına da bakısımız geliyor ama şöyle bir bakalım. Evet 250 bölü 13'müş. Doğru bulduk. Helal olsun bize. Geldik örnek 16'ya. O merkezli çemberde F ve E noktalarında teğet olacak biçimde. ABCD dikdörtgen çizilmiş. E merkez var, teğet var. <laughs> ne yapacağız? Çektik. Çektik. Hocam merkez var, keriş var. dik. Merkez var, kiriş var. Çektik. Bunlar nedir? Anahtar kelimelerdir. Ya hocam çok ek çizim yaptık burada. Hayır. Burada ek çizim yapmadık. Bunlar anahtar kelime kardeşim. Bunları görünce bu hamleleri yapacaksın. E yaptık böyle. E, yapınca neler çıktı karşımıza? Bakar mısın burada? 90, 90, 90. Burası da 90 olmak zorunda. E o zaman burası da 90 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 dikdörtgenler karşımıza çıktı. Ali Bey uzunluğunu dikkat et burası ne? R. Burası da R. R'yi yarı yazmayı ihmal etmeyelim zaten bizden yarıçap isteniyor. Şimdi BC'yi 18 vermiş. Hocam BC 18 ve Ali Bey uzunluğu da 16 olarak verilmiş. Verilen bilgileri kullanalım. Şimdi burada bir dikdörtgen hatta kare çıktı R'ye çıktı. O zaman buraya 16 eksi R'ye kaldı. Yukarısı da 16 eksi R'ye yapar. Hatta burası da 16 eksi R'ye yapar. E, merkez kiriş çektikten burası da 16 eksi R'ye yaptı mı? Yaptı. Sonra burası 18 ya. Hocam buraya 18 ekstreye kaldı. O zaman burası da 18 ekstreye. Burası da 18 ekstreye. Hatta merkez geri çektik. iki eş parçaya böldü ya. Burası da 18 ekstreye oldu. E tamam her şeyi yazdık. Şimdi sıkıştık. Sıkıştığımız zaman anladın olayı. Ne yapıyoruz? Yarı çap. En etkili silahımızı kullanacağız. Çemberin merkezine koydum kalemini. Yarı çap. Öyle kafana göre değil. Ya buraya çizeceksin. Çember üzerindeki nokta. Ya buraya. Ya buraya. Başka da var mı? Yok. İstediğin yerden çizim yapabilirsin. Ben buraya çizdim. R dedim. Ve şurada bir pisagor bantı çıktı. Bak R yazmazsan olmaz. E o zaman buradan R kare ne oluyor sarı üçgende? 18 eksi R'nin karesi artı 16 eksi R'nin karesi olacaktır. İşlem işlem işlemler R'yi bulacağız. Hocam nasıl hissedeceğiz ya burada? Burada hissedecek bir sayı yok ki. Hissedilecek sayı evet olmayabilir. O zaman kenarlardaki artış miktarına bak. Hocam buradan buraya fark 2. Dik kenarlarda fark 2 ise hangi özel üçgen olabilir? Hocam 3, 4, 5 ardışık 1. 2 katı 6, 8, 10 ardışık 2. Dik kenarlarda ardışık 4 fark olmuş olsaydı 3, 4, 4-5'in 4 katı aklıma gelirdi mesela. Deniyorum burada. Hocam şurası acaba 6-8-10 üçgeni mi? 6-8-10 olması için R'ye 10 yazmam lazım. R 10 kel. burası kaç yapıyor? 8 yapıyor. Burası da kaç yapıyor? 6 yapıyor. O zaman R buradan ne gelir? 10 gelir. Zaten bizden de bu isteniyor. Bak dik üçgene ne kadar hakim sen. Çemberde uzunluğa da o kadar hakimsin. İşlem yapmadan rahat bir şekilde bul gitsin kardeşim. Evet örnek 16 <laughs> bu yaptı. Geldik örnek 17'ye. Ne yapacağız? Soruyu görür görmez. Hocam merkez var. T Et var. Bağır, bağır, bağır. Çek, dik. Hemen diki çiziyoruz. Diki çizince bunun yarı çap olmasını ihmal etme. Hocam o zaman bu da yarı çap, bu da yarı çap. R, R. A büyüğün yarı çapı 2R oldu. O zaman burası da 2R. E hocam burada ne yapacağız peki? 6'yı kullanmamız lazım. Merkez kiriş çektik yapsam 3, 3 diye böler mi? Bölmez. Bu bir kiriş değil. Ama burada bir şey yapmak zorundayız. En etkili silahımız neydi? Bir şey yapamıyorsak en etkili silahımızı kullanacağız. En etkili silahımız yarı çap. Evet yarı çapı çizelim bakalım. Büyük çemberde yarı çapı çizelim. Hop çizdik çember üzerindeki nokta. E nereye çizeceğim? Buraya çiz herhalde, değil mi? Ya da şuraya çizdiğim bu da büyük çemberin yarı çapı olmuyor ki. Büyük çemberin üzerinde bak sadece şu nokta var. Buraya çizdin. Buraya da 2R'yi koydun. Şimdi ne yapacağız? 90 dereceler varsa amaç dik üçgen. Dik üçgen oluşturabileceğimiz bir durum var mı? Var. Bak burada dik yamuk çıktı. Hani dik dörtgenle oluşturmuyor muyduk? Evet hocam. E o zaman şuradan bir dik dörtgen çizelim böyle. Dik dörtgeni oluşturdum şöyle. Dik dörtgeni oluşturunca hocam şurası R iken burası R yken. R yapar. Buraya da ne kalır? 6x R kalır. Ve şurada bir Pisagor bağıntısı çıkar. 2R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 6x R'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. E burada hissedelim kardeş diyeceğim ama hissetmeye de gerek yok. Hocam burası 2R burası R. Ana ne üçgeni bu? 30 60 90 üçgeni değil mi? Evet. E o zaman burası 30 oldu. Burası da 60 oldu. 30'un karşısı R ise 60'ın karşısı da R kök 3 olmalı. Yani buradan biz işlem işlem işlemle R'yi bu şekilde bulmayı yılmam. Daha kolayı çıktı çünkü. Yani buradan 6x r eşittir r kök oldu. Buradan e, 6 eşittir r kök eksi r pardon artı r eşit oldu. O zaman altta yapalım işlemimizi. R parantezin aldığımız zaman kök artı 1 eşittir 6 ya. R de buradan neye eşit olur o zaman? 6 bölü kök artı 1'e eşit oldu. Yani eşleniyle çarpacağım. Kök eksi 1 eşleniyle çarparsam 6 kök eksi 1 bölü aşağısında neydi gençler? A artı b ile a eksi b'nin çarpımında ne oluyordu? Hocam kareleri farkı. E o zaman kareleri farkını alalım burada. Kökçün karesi eksi 1'in karesi. Kaç yapıyor? 3 eksi 1'den 2 yaptı burası. Sadeleştirdik. O zaman burası da 3 kök 3 eksi 1. Yani R neye eşit oluyor? 3 kök 3 eksi 3'e mi eşit oldu dostlar? Evet. Bizden de bu isteniyor değil mi? Aynen öyle. Örnek 17'yi. Ne bulduk o zaman? İşlem yaptık sadece ve işimizi kolaylaştırdık. 3 kök 3 eksi 3 bul. Geldik örnek 18'e. Örnek 18'de de aşağıdaki şekilde kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün sekizgen verilmiş. Fatma Kara doğrusuna F noktasında ve CD doğrusuna D noktasında teğet olan çember çiziliyor. Bak, Fatma Kara doğrusuna, doğrusundan bahsediyor. Fatma Kara doğrusu bu değil mi? Evet, doğru olarak düşün. Şu doğruya ve F noktasında teğet olacakmış. Bak, burada bir teğet olan. Bu doğruya F noktasında teğet olan. Bir de CD doğrusuna. CD doğrusu da neresi arkadaşım? Şu değil mi? Evet, bunu da çizdim şöyle. CD doğrusuna da dur bir dakika. Düzgünce çizmem lazım. CD doğrusu da Heh güzel oldu. CD doğrusuna da D noktasında teğet teğet olan çember çizilecekmiş. E hocam şu her iki noktada da bir çember çizeceğim şöyle. Hadi bakayım inşallah düzgün bir şekilde bir çember çizeriz. Çizdik. Tam burada teğet olacak. Dur dur dur. Tam ikisine de orada teğet olan bir çembere çiziyorum şimdi. Şöyle hadi hadi, hadi 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 hadi. Şöyle evet vallahi sırf size düzgün çizeyim diye şu hallere düşüyorum ya. Tamam. Çizdik herhalde arkadaşım değil mi? Evet. Bir tık daha büyüteyim şöyle. Tam oldu. Tam oldu. Şimdi adam bize ne dediyse onu yaptım. Fatma Kara doğrusu ve CD doğrusundan bahsediyor ve bu ikisine de ne Nerede teğet olan? F ve D noktalarında teğet olan çemberi çiziniz demiş. Tamam. Bu çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş çemberin yarı çapı için bana çemberin merkezi lazım. Çemberin merkezi de nerede? Şurada olacak. Merkez varsa teğet varsa çektik olayı. Hop şurası 90. Merkez varsa teğet varsa çektik olayı. Hop 90 burası hocam. E ben burada neyi kullanmalıyım? Hocam düzgün 8 sekizgeni de kullanmalıyım. Düzgün sekizgenin dış açısı neresi? Hocam dış açısı bak şurası değil mi? Şunu uzantısında burası değil mi? Evet. Yani dış açısı bak burası oldu. Hocam burası 360 bölü 8. 360'ı 8'e böldüğün zaman 45 mi yapıyor? Evet. Düzgün çokgenlerde bak önemli olan ne? Önemli olan şu. Dış açısıydı. Hemen dış açısını burayı 45 derece yazdım. E hocam burada da aynı şekilde düzgün 8 gen. bak CD'nin uzantısında burası 45 derece olacak. E burayı da 45 derece yazdım. E burası bu 90 derece ya. O zaman burada kaçı kaç çıkar? 45 çıkar. Hatta burada kaçı da 45 derece çıktı mı? Çıktı. Bak bak bak. Bak, bak güzel bir şey oldu. Güzel bir şey çıktı. Ben fark ettim ama sen fark ettin mi bilmiyorum. Burası kaç derece? Hocam dış açısı 45 ise iç açısı da 135 olur. 135'i yazdım buraya. Ana hocam 45'e 135 şunları paralel yaptı. Hocam 45'e 135 bunları paralel yaptı. O zaman karşıtlı kenarları birbirine paralel olan bir dörtgen oldu. Yani bu bir paralel kenar çıktı. Hatta ve hatta düzgün sekizgen olduğu için şunlar birbirine eşit ya paralel kenardan dolayı bu çizgi ise burası da çizgi oldu. Burası çizgiyse, burası da çizgi oldu mu? Oldu. Yani bu bir paralel kenar. Hatta kenarları eşit olan paralel kenar. Eşkenar dörtgen çıktı. Tekrar söylüyorum. <laughs> Açılar 180 oldu. U kuralı sağlandı. Şunlar paralel. 45'e 135. Bunları da paralel yaptık. Karşıtlı kenarları paralel olan dörtgen. Paralel kenardı. Hatta kenarların eşitliğini yazınca böyle eşkenar dörtgen çıktı karşımıza. Ve buradaki bir kenar kaç? 4. 4 burası. O zaman burası da 4. Burası da 4. Bu çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. Direkt bulduk kardeşim. Bu yarı çap değil mi? Yarı çap. Cevap 4 oldu. Ya güzel bir soru aslında. Zor bir soru mu? Değil. Bak sınavda benzeri çıktı. Altıgenle ilgilisini mi sordu? Ya da başka bir farklısını mı sordu? Bilmiyorum ama ben de bu soruyu bu şekilde çevirdim. Önemli olan ÖSYM'yi, TYT'yi, AYT'yi iyi analiz edip sizin karşınıza çıkabilecek soruları bu şekilde karşınıza getirtirmek. Bundan 8-10 yıl öncesinde çıkmış olmasına rağmen ÖSYM 20, 20 yıl öncesindeki soruyu böyle direkt bu şekilde de karşımıza getirebiliyor. O yüzden bak ben sana. Büyük ihtimal aynı soru değildir. Başka türlü çembere evrilmişini getirmişimdir ben sana burada karşıda. O yüzden bak bu tür sorular önemli. 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 Mantığı da önemli. Güzel soru. Ama burada çok önemli. Burada e, FK doğrusu deyince ben sadece FK şuradaki uzunluğa bakmadım. Uzattım ki. Uzattım. Doğru dediği için uzattım. Uzatınca bazı şeyleri daha rahat bir şekilde fark edebiliriz. İyi ki uzatmışız. En azından burada dış açıları da rahat bir şekilde yakalayabildik. Tamam. Dikkat et buna. Örnek 18 bu. geldi örnek 19'a. Kemal. VIP Fizik Kemal adına yazılmış bir soru. Kemal 3 tane karton parçasını keserek yarı çapı 2 cm olan bir daire elde etmek istiyor. Şimdi bu sorunun da hikayesini göreyim. Yine bu ÖSYM'nin benzeri bir sorusu aslında. Şöyle bir sorusu yakın zamanda 4-5 yıl önce çıktı. Şöyle bir sorusu vardı. E, tel örgülerden bir tenis topunu geçirmeye çalışıyordu. Onun benzerinde bir soru. Onun mantığında bir soru. Tabii ki aynısı değil. Yani hocam oradan mı çaldınız? Değil. Ya yani o soruyu görünce hani insan böyle soruları görünce kendini geliştiriyor ya. Özellikle ÖSYM sorularından sonra. A böyle bir soru yazılabilir. Yani esinlenme diyelim sadece. Ki çoğu kitapta zaten bunu da yapıyor. Ee, sorunun aynısını yazmadım. Farklı bir tarza çevirdim. Ben. Esinlendim. Şimdi Kemal üç tane karton parçasını keserek ne yapıyormuş? Yarı çapı 2 cm olan bir daire elde etmek istiyor. Hmm. Buna göre Kemal 1, 2, 3 kartonlarından hangilerini keserse daireyi elde eder diye soruluyor. Kenar uzunluğu 5 cm olan bir kare. Bakalım şuraya. Arkadaş kenar uzunluğu 5 cm olan bir kareyi çizeyim ben şuraya. Bunda yarı çapı 2 cm olan bir daire elde edebilecek miyim? Arkadaş bir kere bundan elde edebileceğim en büyük çemberi bulmaya çalışayım bu kartondan. Kartonu şu şekilde tam böyle teğet olacak şekilde kesersem dostum. Tam teğet olacak şekilde kesersem şöyle anladın sen olayı. Kesersem merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam burası da yarı çap. Burası da yarı çap. R'yi kaç buldum? 5 bölü 2 buldum. Yani yarı çapı 2,5 cm buldum. Evet ben şuradaki bir kenarı 5 cm olan bir kartondan yarı çapı 2,5 cm cm olan büyük bir daire elde edebilirim. E, yarı çapı 2 santimetre olan daireyi de elde edebilir miyim? Evet. En büyük yarı çapının 2,5 olması lazım. Yarı çapı 3 santimetre olan bir daire buradan elde edilemez. Evet Kemalciğim, aferin sana. Yapmışım bunu. Kenar uzunluğu 5 santimetre olan bir kareden ne yaptın? Bir şey oluşturdun dostum. Bir daire oluşturdun. Yarı çapı 2 cm. Kenar uzunluğu 6 santimetre olan bir eşkenar üçgen diyor. Tamam çizelim alt tarafa. Bir eşkenar üçgen şöyle çiziyorum eşkenar üçgeni. Eşkenar üçgen şöyle olsun ve bu eşkenar üç üçgenden de oluşturabileceğim en büyük çember bu. Bak şimdi en büyük çember bu. Biraz küçülteyim. Şöyle bir biraz yukarı alayım. Biraz büyüteyim. Şöyle tam teğet olduğunu görün. Ha şu şekilde. Bir, kenarı kaç santimetre? 6 santimetre. Bir kenarı 6 santimetre olan bir eşkenar üçgenden şöyle bir yarı çapı 2 santimetre olan bir daire elde edeceğim. De. en büyüğü bu şekilde olmak zorunda değil mi dairenin? Evet. Bak şimdi. Şimdi burada ne çizdim ben? İç teğet çemberinin iç teğet çemberini çizdim. İç teğet çemberin merkezi neydi? Eşkenar üçgende yüksekleri kesim noktası, açıortayların ortayların kesim noktası. Her şeylerin şeyi dedi Merkeziydi. Yani buradan bir dik çizdim mesela. Tam merkezi burada. Hocam bu aynı zamanda nedir? 30 30dur E burası kaç oldu? 3 3 oldu. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Hatta bu yükseklerin kesim noktası ya. Buradan çizdiğin yükseklik zaten buraya denk gelir. Burası da 30 30 olur. E buradan ne çıktı o zaman? 60 çıktı. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3 olur. O zaman ben yarıçapı kök 3 olan en fazla kök 3 olan bir daire elde edebilirim. Kök 3 2'den büyükse eğer bakıyorum kök 3 ile 2 kıyaslamasını yapıyorum. 3, 2'den büyükse eğer 2 yarıçaplı bir daire çizebilirim ben. Yani hocam şuna bakıyorum, karesini aldığım zaman 3 büyüktür 4. Sağlandı mı? Sağlanmadı. Yani burada ben 2 yarıçaplı bir daire çizmeye çalışsam 2 iki, iki daha büyük ya. Dairenin bu şekilde olması lazım. O yüzden Kemalciğim burada çözememiş. Yani 2 santimetre olan bir şey elde edememiş. Bir daire elde edememiş. Süper. Kenar uzunluğu 4 santimetre olan ve bir açı açısının ölçüsü kaç? Eşkenar dörtgenden bahsediyor bize. Hemen eşkenar dörtgeni şöyle çizeyim kardeşim. Eşkenar dörtgeni çizdim. Eşkenar dörtgene de benzesin şöyle ya. Ay çizemedim pardon. Hemen bir eşkenar dörtgen çiziyorum. Eşkenar dörtgen şöyle çizildi kardeş. Ay 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 bazen aksilikler yaşıyorum. Vallahi size düzgün anlatayım diye elimden geleni yapıyorum dostlar. Tamam. Evet şurada eşkenar dörtgene benzetiyoruz şunu. Şu bir eşkenar dört. Şimdi eşkenar dörtgen deyince de aklımıza ne geliyor? Hocam eşkenar dörtgenden de bir tane bir daire çizeceğim buradan. İşte yarı çapı 2 santimetre olacak mı? Şimdi burada eşkenar dörtgen deyince aklımıza direkt köşegenler geliyor. Hocam şu köşegenleri çizelim. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Tam merkezi ben ortada alırsam ve bir çember çizersem ve bu açı bir açısı kaç derece demişti? 120 derece demişti. O zaman küçük açısı 60. Yani 30-30 olur burası. E bunlar da 60-60 olur mu böyle? Evet. 30-30 60-60. Yani benim çemberim ne olması lazım? Bu içinde kağıdın içinde olması lazım. Yani buna teğet olması lazım. Şöyle bir çember olması lazım. Teğet olması lazım. İşte şu alt ve üst kenarlara en azından değiyor olması lazım. Ya bunu ona değerken yan kenarlara da değecek mi? Tam emin değilim ama olsun şöyle bir şey yapalım. Şimdi kenar uzunluğu kaç birim demişti bize? 4 birim demişti. Burası 4. E hocam ne yapacağız burada? Köşegenler dik kesiyor. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2 yapar. Hocam merkez var, teğet var. Çektik buradan. 90'ın karşısı 2 ise de 30'un karşısı 1 yapar. Burası da kök 3 yapar. Hocam ben çizebileceğim en büyük yarı çapı kaç buldum? Kök buldum. E biraz önce de bulduk zaten. Kök 3 2'den küçük mü? Değil kardeşim. O zaman ben burada kenar uzunluğu 4 santimetre olan ve bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan eşkenar dörtgenden yarıçap 2 santimetre olan bir daire elde edemem. Yarıçapı en büyük kök 3 santimetre olan bir daire elde ederim. Kök küçük olması lazım. E, kök 3'te, kök 3'te, kök 3'te 2'den büyük olduğu için, yani şu sağlanmadığı için kök 2'den küçük olmadığı için, ne oldu? Bununla ilgili bir daire oluşturamam. E o zaman ne olacak cevap? Yalnız bir olacak. Yalnız bir olacak. Bak güzel bir soru. Yine ÖSYM benzerini sorar. ÖSYM tel örgülerde sormuştu. Bu sefer kağıt kesti kestirip yapmaya çalışır belki. O yüzden bu da güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Hoş bir soru. Bak bu sorular hep sırasıyla ÖSYM tarafından sorulan sorular. Evet geldik bir sonraki soruya. Yarı çap uzunlukları 7 birim ve 2 birim olan çemberlerin ortak dış değet uzunluğundan bahsediyor. Hemen yarı çapı 7 birim ve 2 birim olan iki tane çember çizelim. 7 birim bu 2 birim de bu olsun. Tamam. Ve ortak dış teğet uzunluğundan bahsediyor. Hocam ortak dış diyet uzunluğunu uzunluğunda şu şekilde çizdik. Dış değet uzunluğu da 12 birimmiş. Evet yarı çapı 7 birim yarı çapı 2 birim ne yapıyoruz merkez varsa teğet varsa çektik merkez varsa teğet varsa çektik yarı çapı 2 yarı çapı 7 çemberler arasındaki en kısa uzaklık nedir arkadaş bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık dediğimizde ne anlayacağız çember üzerinde bir nokta bu çember üzerinde bir nokta en kısası burasıdır ama bu çember üzerindeki bu noktalardan hangisini seçersem ya da bu noktalardan hangisini seçersem ben bunların arasındaki mesafeyi en kısa bulurum bak şöyleyken daha kısa böyleyken daha kısa bak sonra ne oluyor daha da uzuyor değil mi e, burada ne yapmam lazım burada en bombeli kısmı. Burada da en bombeli kısmı. Birbirlerine yakın olan. Bunu da nasıl buluruz biliyor musunuz? Merkezleri birleştirdiğinizde en bombeli kısımlardan geçer. Yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe arasındaki uzaklık çemberler arasındaki en kısa uzaklıktır. E bunun yarı çapı kaç? 7. Bunun yarı çapı kaç? 2. Yarı yazalım. Şimdi karşımıza ne çıktı? Hocam bir dik yamuk çıktı. E dik yamukta ne yapıyorduk? Dik dörtgen. Hadi dik dörtgen oluşturalım. Dik üçgenle dik dörtgen oluşturalım. Hocam 2 ise 2 buraya kaç kaldı? 5. E burası da 12 dik dörtgen Pisagor 5 12 13 üçgeninden hocam 7 2 9'u burada. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Çemberler arasındaki en kısa uzaklıkta böylelikle 4 yaptı. Bak yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Özellikle çember analitinde biz bunu çok kullanacağız. İki çember arasındaki en kısa mesafe sorulursa o en bombeli kısım. Şu en bombeli kısımlardan geçen merkezlerden geçen. En fazla uzaklık sorulursa dışarıdaki en bombeli. Buradaki dışarıdaki en bombeli kısım. Orada da yine merkezlerden geçen doğruların uç noktaları arasındaki uzaklık uzaklık olacak. Formülüze etmiyorum. Normalde en kısa sorulduğu zaman iki merkezler arasındaki uzaklıktan yarıçaplar toplamını çıkartmak diyebiliriz. Ya da en fazla uzaklık sorulursa da hocam merkezler arasındaki uzaklığa yarıçapları eklemek diyebiliriz. Bu şekilde formülüze ettiğimiz zaman aklınızda kalmıyor. O yüzden bu şekilde mantığımızla yapalım. Evet örnek 20'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 21'e. Örnek 21'de de yukarıdaki şekilde O1 ve O2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 ve 3 santimetre olarak verilmiş. Hocam hemen işlemimizi yapalım burada. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam yarı çap 9. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam yarı çap 3 cm olarak. Sonra merkezler arasındaki uzaklık 15 olarak verilmiş. Şu 15'i de yazdım buraya. E hocam 90 dereceler var ya da merdiven şekli var. Dikdörtgenle ben şuradaki Ali Bey uzunluğunu bulabilirim. Şuraya x diyeyim. Dikdörtgen oluşturayım. Dikdörtgeni nasıl oluşturacağım? Şöyle dışarıda. Ya böyle oluşturacağız ya da alt tarafta da oluşturabilirdik. Şöyle de dikdörtgen oluşturabilir. Neyse üste oluşturdum ben. Üste oluşturunca dikdörtgenden dolayı x x 3 ise 3'ü yazdım. Hocam ne var burada? 12 15 var. Bak 12 15 var. 9 12 15 üçgeninden burayı kaç bulurum böylelikle? 9 olarak bulur. E bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yok. Buna göre diyor küçük çember doğru üzerinde ok yönünde kaç santimetre aşağıya kaydırılırsa merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar. Merkezler arasındaki uzaklık kaç verilmişti? 15 verilmişti. Merkezler arasındaki uzaklığın 5 santimetre artmasını istiyorum. Ama şunu bu doğru üzerinde aşağı doğru kaydıracağım. Aşağı doğru kaydırdığımda mesela şöyle bir daire yaptı. Şöyle şöyle bir daire oldu. Tam buraya geldi. İşte ben bu merkezi buraya kadar böyle kaydırdım. Ne kadar kaydırırsam diyor. Yani şuraya bir y uzunluğu deyip merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar diye soruluyor. Merkezler arasındaki uzaklık önceden 15'ti. Şimdi 20 santimetre olsun diye soruluyor. Arkadaş burada da direkt dik üçgen oluşmadı mı? Oluştu. Direkt soruyu anlayıp şekli çizince karşımıza çıktı cevap. E burada ne var? Hocam burada 12 var. Burada kaç var? 20 var. 12, 20. 12, 16, 23 kendi değil mi? Evet. 16 olacak burası. E o zaman burası 9 9'sa. Buraya da ne kaldı? 7 kaldı. Ben bunu ne kadar aşağı kaydırırsam işte yani şuradan oluyor aslında da. Hocam merkez T'ye çektik yapınca zaten burası Y yapıyor. E burası Y'yken yukarısı da Y yapıyor. Kaydırıldığı kısım şurası yapıyor. Yani Y yapıyor. Dolayısıyla cevap ne yaptı? 7 yaptı dostlar. Örnek 21'i de böylelikle 7 olarak bulduk. E bazen de bize çizdirtiyor diyorlar bunu değil mi? Geldik örnek 22'ye. O çemberin merkezi bir de OE küçüktür. OF denmiş bize. Şimdi OE OF'den daha küçükse o zaman bu AB çapa daha yakın değil midir? Hemen şunu yazabiliriz. AB büyüktür CD ifadesini yazdık. Sonra ne yapacağız? Şimdi CD uzunluğu 5x 3 vermiş. Evet burası 5x 3 verilmiş. Bir de EB'nin uzunluğu x artı 9. Bak dikkat EB'nin uzunluğu x artı 9 burası. Yani burası da x artı o zaman AB uzunluğu ne oldu? 2x artı 18 oldu. 2x artı 18 büyüktür. 5x eksi 3 oldu. E o zaman buradan 21 büyüktür. Kaç yapıyor? 3x yapıyor. 7 büyüktür. X yaptı yani x küçüktür 7 yaptı. E sonra ne yapacağız? Hocam x'in aralığını bulabiliriz. Tam aralığını bulabiliriz ama soru aslında burada bitti. Aa, ben devamında tüm aralığı bulayım sana. Şimdi eğer çap uzunluğunu vermiş olsaydı bir de çapın da şuradan büyük olmasını ya da çapın da buradan büyük olmasını da söyleyebilirdik. Ya da şu ifade ne? Hocam bu ifade de 2x artı 18. 2x artı 18 sıfırdan büyük olmak zor. Buradan x büyüktür ne geliyor? Eksi 9 geliyor galiba. Ya da 5x eksi 3 büyüktür sıfır olması lazım. 5x büyüktür 3 olması lazım. x büyüktür 3 bölü 5 olması lazım. Bak x eksi 9'dan büyük. Yani şöyle düşün. Eksi 9'dan büyük bir de 3 bölü 5'ten büyük. Hem buradan hem buradan büyük. Her ikisini de sağlayan burası değil mi? Evet. O zaman bunu seçelim burada da. Hocam burada bunu seçtim. Burada da bu var. x'in tam aralığı ne geldi o zaman? x'in tam aralığı 7'den küçük gelecek. 3 bölü 5'ten büyük o büyük olacak. O zaman ikisi de böylelikle kaç buluruz? En büyük isteniyor bizden. En büyük 6 çıkar dostum. En büyük mü bilmiyorum ama büyük diye bir etlik vardı galiba. Neyse geldik şuraya 23'e. Evet aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin dış t çemberi çizilmiştir. AD 13 olarak verilmiş. Hemen AD'yi gösterelim. Hocam burası 13 ise burası da ne olacak? 13. Çünkü teğetler birbirine eşit. Değil mi? E sonra ABC üçgenin çevresi isteniliyor bizden. ABC'ye bakıyoruz. Şu şu üçgenin çevresi isteniliyor benden. Tamam. Ya biz hep şunu böyle fark ediyoruz ama nedense şuradaki küçük teğetleri fark etmiyoruz. Teğetler birbirine eşit kardeşim. E o zaman burada da şu eşitliği yazacaksın. Burada da şu eşitliği yazacaksın. E o zaman burası x ise burası x'tir. Buraya 13 eksi x kaldı. Burası y ise burası y'dir. Buraya da 13 eksi y kaldı. Çünkü y'si buradaysa tamamı 13 ise buraya da 13 eksi y kaldı. Şimdi benden ne isteniliyor? Çevre isteniliyor. Hocam üçgenin çevresi 13 eksi x artı x artı y artı 13 eksi y yaptı. Y'ler nanay, x'ler nanay. Cevap da kaç yaptı o zaman? 26 yaptı dostlar. Evet şu teğetleri lütfen gözden kaçırmayın. Küçük parçadaki teğetler de birbirine eşit oluyor. Oo sorularda teğete doğru geldik. Evet şu sorularda teğetlikle ilgili şeyler. Yani deyince hemen aklımıza şey geliyor tabii teğet olunca. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Evet yarıçapı kaç vermişiz burada? 8 olarak vermişiz. A, B, C, D'de bir kare. Yarıçap 8 ise burası da 8. O zaman kare olduğundan dolayı burası burası 16 oldu. Buraya da 16 eksi x kaldı. E soruya bakıyoruz. Merkez teğet çektik yapmadan önce. Ek çizim yapmadan önce verilen bilgileri bir kullanalım. Eksik bilgi var mı? Hocam teğet teğet birbirine eşit 16. Hocam teğet teğet birbirine eşit. Aa bir şey çizmeme gerek kalmadı. Direkt burada dik üçgen çıktı hali hazırda. Çıkmasaydı evet merkez varsa teğet varsa çek dik yapacaktım. Bir kenar 16. Bir kenar 16 eksi x. Bir kenarda 16 artı x yaptı. 16 artı x'in karesi eşittir. 16 16 eksi x'in karesi artı 16'nın karesi deyip işlem 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 yapacağız. Dur. Hisset. Amelilik yapma. 16 varsa ne üçgendir? Hocam büyük ihtimalle 12, 16, 20 üçgendir. Burası 12 iken burası 20 oluyor mu? 20 olması için x yerine 4 yazacağım. Buraya da 12 mi kalıyor? Evet. X buradan kaç çıktı o zaman? 4 çıktı. Ha 16 ile ilgili bu üçgen olmasaydı 16 ile ilgili başka üçgen yok hocam derdim belki ama var aslında. Mesela 8, 15, 17'nin iki katı da olabilirdi ama şansımıza bu çıktı. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Geldik şuraya. Hmm. Tehditle ilgili. Çemberler birbirine değerse. Evet. Geldik bu kısma. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Hemen merkezleri birleştir. Olmazsa olmazın. Şu. Bizden ne isteniyor? BF uzunluğu isteniyor. Arkadaş bu bir kare verilmiş. 6. E burası da 6 ya. E burası kaç yaptı o zaman? Yarı çap olduğundan dolayı 3 çap. Yarı çapı yazmak çok önemli. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Buraya R yazdım. Burası da R yazdım. Şimdi dikkat et. Dik üçgen oluşturalım. Oluşturmaya gerek yok ki hocam. Hala hazırda var. O yüzden bana şu kenar lazım şimdi. Bu kenar nedir? Hocam tamamı bunun altı ya. E o zaman buraya da 6 x R kaldı. Sarı üçgende Pisagor yapalım. Hocam R artı 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 x R'nin karesi deyip işlem 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 yapmam hocam ben diğerlerinizi duyar gibiyim. 3 varsa ne üçgendir? 3 4 5 üçgendir hocam. R yerine 2 koyarsak gerçekten 3 4 5 üçgeni sağlanıyor mu? Sağlanıyor. R buradan kaç çıktı o zaman? 2 çıktı. BF kaç birimdir diye soruluyor. BF daha işimiz bitmedi. Hocam R'yi kaç bu bulduk? 2. Burası 2. Hocam burası da R. E burası da 2. E bunun tamamı kaçtı? 6'ydı. E o zaman 6 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Cevap 2. Şöyle 2'yi yazalım kardeş. Örnek 25'i de bu şekilde bulduk. Devam edelim bakalım. Nerede duracağız? Şurada kuvvete kadar gelelim sen de. Sabret. Bu video biraz yoğun olsun. Şimdi O merkezli ve E merkezli yarım çemberler verilmiş. Ve çemberler birbirine teğet. Ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir yapıyoruz. Hemen. İlk işimiz o. Merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Evet birinin yarı çapı 9. 9'u yazdım. 12 ise 12'yi yazdım. Şunun yarı çapını bilmiyorum. R yazdım. R yazdım. E o zaman buraya da R yazalım. Buraya da 9 yazalım. E amaç dik üçgen. Hali hazırda bu sefer yok. Biz kendimiz oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Hocam şurası 90 burası 90 ya. E hocam bir dik dörtgen atarsak böyle hop attık dik dörtgeni. Ne çıktı burada? R'yken. Burası da R oldu. Buraya 9 eksi R'ye kaldı. E burası da 12. Ve Pisagor 9 artı R'nin karesi eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. R'yi bulacağız. Ama dur. 12 varsa. 12 biraz tehlikeli. Ya 9 12 15 ya 5 12 13 ya da 12 16 20. Şimdi 9 12 15 olmaz zaten. 9'dan küçük olması lazım. Bir kenar 9 R var ya. E o zaman 9'dan küçük hangi özel üçgen var bir de 12 ile ilgili? 5 12 13 üçgeni var. Acaba burası 5 ken burası 12 5 12 13 üçgeni sağlanacak mı? Şurası 13 mü diye bakacağım. Hocam 13 olması için buraya kaç olur? lazım lazım? 4 lazım. E, 9 eksi R'de de R yerine 4 yazarsam evet. R 4 çıkıyor o zaman E merkezi çemberin yarıçapı çapı isteniliyor bizden. Evet yine dik üçgen bilgisiyle güzel bir şekilde sonuca ulaştık. Örnek 26 4 çıktı. Geldik örnek 27. Çemberler birbirine değiyor. Değsin. Ne yapacaksın? Hemen merkezleri birleştir. AB çaplı yarım çember dediği için bu çemberin çap merkezi tam olarak burada olmak zorunda. Çapı kaç? 36. Bu çemberin merkezi de şurada bir yerde olsun. Değdikleri için merkez verilmese bile merkezleri biz böyle konuşamadım. Şöyle bir gösterelim. Hocam 36 ise yarı çapı 18 buraya ne kaldı? 12 kaldı. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir ama işin esprisi. Değme noktasına kadar gitmek. Değme noktasına kadar gidiyoruz kardeş. Şöyle gittik. Bunun yarı çapını bilmiyorum. R diyeyim. Hocam büyük yarı çapı zaten 18. Buraya ne kaldı o zaman? 18 eksi R kaldı. E hocam burada merkez var. teğet var. E o zaman ne duruyorsun? Çektik. Bar. Burası da R. Al sana Pisagor. 18 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Hocam 12 var. Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya da 12 16 20. R yerine 5 koyarsam eğer 5 12 13 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Evet. Bizden olacak şekilde çizilen teğet çemberin yarı isteniyor. Böylelikle cevap 5 çıktı gençler. Geldik bir sonraki soruya. Bu sorunun bende bir hatırası var. Ah Handan Hoca. Ah Handan Hoca. Handan Hoca sayesinde çok güzel matematik öğrenmiştik bu arada. Adnan Menderes Lisesi süper Lise bizim zamanımızda. Şeydeyiz biz. E, Süper Liseden iki sınıf var o zaman. Oradayız. E, matematik 11. sınıftaydı galiba o zaman da. E, matematik sınavında hatta geometri ayrıydı bizim zamanımızda. Ah ne güzel günler diye Valla. Geometrinin ayrı olması lazım. Bunu da hep söylüyorum ya. Ya şöyle kendimi de büyüteyim de. Niye ayrı değil? Ayrı olmadığı için zaten bu haldeyiz. Hep ikinci döneme kalıyor. Hep de böyle geometri yarıda kalıyor. Ondan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Valla milliyetime de hep de yazdık. Hep de söyledik. Matematikle geometrinin gerçekten ayrılması gerekiyor. Çünkü... Hep hep ikinci plana atıldı. Bundan dolayı da vallahi sıkıntılar var. Neyse. Bu sorudayız. Ta 99 yıl aklıma geldi bak. Lise. Yo 98. Lise sınavında çıkan bir soruydu. Yapamamıştım. O zaman hep böyle kurallar zihniyetinde gidiyorduk ki bu zihniyette değildik. Geometri aslında o kadar kural değil. Şurayı çalıştırma işiymiş. Neyse ben soruyu çöz... Çözmeden önce sen bir çöz bakayım. Sınavda çıkmış gibi düşün. Çöz bakalım çözebilecek misin? Hadi ben de çözmeye başlıyorum şöyle bir. Şimdi çemberler birbirine değiyor. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Hop. Merkezleri birleştir. Tam değme noktasından geçer. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Anahtar kelimeleri kullandık. Küçük çemberin yarıçapı r, büyük çemberin yarıçapı da büyük r olarak verilmiş. İşte bununla ilgili ben formül alıyordum. Formül formül yok kardeşim. Dik üçgen 90 derece varsa dik üçgen oluştur. Nasıl oluşturulacak? Dikdörtgenle şöyle dikdörtgen oluşturdum. R buraya ne kaldı? R eksi r kaldı. Sonra CD uzunluğu da 4 verilmiş. O zaman yukarısında ne olacaktır? Dikdörtgenden dolayı 4 olacaktır. Ve burada karşımıza bir Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı? Pisagor bağlantısı yapalım. R artı R'nin karesi eşittir. R eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Bak burada hissedemeyiz. Acaba 3, 4, 5 mi? 2 bilinmeyen var. Mecbur iş yapacağız. Yani burada da böyle buraya kadar gelip de bırakan arkadaşlarımız da var. Ya ben buradan R'yi nasıl bulacağım ya? Ya da küçük R'yi nasıl bulacağım ya? Deyip işlemini yap kardeşim. Yap. R kare artı 2 R R artı R kare eşittir. R kare eksi 2 R sonra artı R kare artı 16 yaptı. R kareler gitti buradan. Eksi 2 R R'yi öbür tarafa attım. Artı 4 R R yaptı. 16 eşit oldu. A R çarpı R eşittir. 4 geldi. Sadece elimi çalıştırdım bak burada da. E tabi burada mantığımızı da çalıştırdık. Dik üçgen kardeş. İşlemini yap. Cevaba ulaş. Örnek 28'de böylelikle 4 olarak bulduk. Geldik şu güzel soruya. Bu güzel soruyu yıllar yıllar önce yazmıştım. <laughs> Yine çok hoş bir soru. Ama artık sen bunun taktiğini biliyorsun. Yaptın aslında. Yani bulabilirsin. Böyle sorular yaptık. Böyle bir daire parçası başka bir yere konulmuş. Bu bu soruyla bir uğraşır mısın? Bir emek harcar mısın? Güzel. E, ÖSYM böyle yeni nesilleştirilmiş uzunluktaki soruları çok seviyor ya. Bu da yeni nesille alakalı çok güzel bir soru. Lütfen bir uğraş bakalım. Oradaki şunu kullanabilecek misin şunu? Önemli olan bunu kullanabilmek. Bunu kullanmayı da ben sana öğrettim. Bu tarz soru da bak öncesinde söylemiştim. Yurt dışı kaynaklarında var ama ben bu soruları yazdıktan sonra dikkatimi çekti. Yurt dışı kaynaklarından alıp da yapmadım. Yani kendi ürettiğim sorulardan biri. Evet bakalım hemen örnek 29. Zemine dik olarak duran daire şeklindeki tahtadan tekerleğin yarı çapı 10 cm. Tekerlek testere düz bir şekilde 16 santimetre kesilip iki parçaya ayrılıyor. Parçalar çekirdek gibi birbirine, birbirine teğet olacak şekilde konulduğunda CD kaç santimetredir diye soruluyor bize. Evet gençler şimdi ben bunu buradan kesmişim ya. kesmeden önce burası böyle değil mi? Evet şurası şöyle bir daire. Hemen kesmeden önce şu daireyi gösteriyorum ben. Peki hocam ben bunu kesip buraya getirdim. E bunu kullanman lazım. Bunu nasıl kullanacağım? Şuranın ben sadece 16 olduğunu biliyorum. Şurası 16. Baş bunu nasıl kullanacağım? hocam. E sen burada nasıl ki buradaki parçayı böyle daireye tamamladın. E burada da bu böyle kesildi ya bunu da sen daireye tamamlasan aynı bu tekerleğin dairesini elde etmez misin? Evet o zaman burada da gel bunu tamamla. Aynı şey. Geldim bunu tamamladım. E o zaman ne çıktı hocam burada? Bu ikisi eş. Bu da ikisi eş. O zaman bu ikisi de ne yapıyor o zaman? Her ikisi de bak bu bunun eşi. Bu da bunun eşi. O zaman her ikisi de ne olmak zorunda? Birbirine eş olmak zorunda. Ana İki iki çember çıktı karşımıza. İki çember çıktığında benden cd uzunluğu isteniyor. X isteniyor. Ne yapacağız? Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştireceğiz. Bir çemberin merkezi burada. Bir çemberin merkezi burada. Merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Geçti hocam buradan değme noktasından. Bak şuradan geçti. E sonra ne yapacağız? Hocam merkez var. Teğet var. Çek dik yapalım. Şöyle çektik. Yeşil görünüyor mu? Görünüyor değil mi? Ya da siyahla yapayım. Şu merkez var. Teğet var. Çek dik yapalım şöyle. Hocam burada da merkez var, kiriş var. Çek dik yapalım. E yaptık ne oldu burada? Şurası 8 oldu. Şurası da 8 oldu. E yarı çapları belli miydi bunun? Yarı çapı 10 santimetreydi. Burası 10. Burası da 10 değil mi o zaman? Evet. En etkili silahımız yarı çaptı. Al sana yarı çap. 10. 6, 8, 10 üçgeninden şuradaki pisagordan buraya 6 bulduk. E bizden şu x isteniyor. Hocam şurada 90 var. Burada 90 var. Aslında burada bir merdiven var. Aaa 90'lar varsa ve bir uzunluk isteniyorsa ya da bir uzunluk ne yapacağım? Dikdörtgen oluşturacağım. Dikdörtgenle. Hocam şu şekilde dikdörtgen yapacak olursak şurada. Geldim şöyle bir dikdörtgen yapacak olursam. Yaptım dikdörtgenimi. Yukarısı 8 artı x. Aşağısında ne olacak o zaman? 8 artı x olacak. E sonra başka ne var? Hocam bu yarıçapın 10 olduğunu biliyorum. Şurası 6 olduğunu biliyorum. Şurası toplamda 16 oldu o zaman. Şurası 6 idi. 16 oldu. Ve dikkat dikkat. Şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Hocam bu dik üçgene dikkat ediyoruz ve kenarlarına bakıyoruz. Bir kenar kaç? Hocam bir kenar 16. Diğer kenar kaç? 10 burada 10 burada 20. 16 var 20 var. 12 16 20 üçgeni. O zaman buranın 12 olması lazım. E 8 artı x eşittir 12 ise o zaman x'i de buradan kaç bulurum? 4 olarak bulurum. Mükemmel bir soru inşallah yapmışındır. Yaptıysan yorumlara yaz. Yapmadıysan da ah be tüh be diyebilmen hiç bile bu soruyu sana öğretti kardeşim. Önemli bir soruydu. Güzel bir soruydu. Valla yakın zamanda bekliyorum. Artık sana mı çıkar? 26'ya mı çıkar? 27 tayfaya mı çıkar? bilemiyorum ama böyle bir soruyla karşılaşacaksın kardeşim. Evet cevap böylelikle 4 çıktı. Güzel bir soruydu. Şimdi teğetler dörtgeni de halledelim seninle birlikte. Teğetler dörtgeni daha önce kirişler dörtgeninden bahsetmiştik ve tanımına demiştik ki kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni denir demiştik. E burada da teğetlerden oluşan dörtgene teğetler dörtgeni adını vereceğiz. Teğetler dörtgenin özelliği de şu. Hocam karşılıklı kenarların uzunlukları toplamları birbirine eşittir. Hemen ispatını gösterelim seninle birlikte. Ya ben buraya bir AA dersem, şuraya bir BB dersem, şu teğetler birbirine Birbirine eşit C, C, T'ler birbirine eşit D'de. Deyince karşılıklı kenar uzunluklarına bakıyorum. Hocam karşılıklı kenar uzunlukları A artı B artı C artı D mi yaptı? Evet. Sonra diğer karşılıklı kenar uzunluklarına bakıyorum. Şu kenar uzunluklarına da baktığım zaman hocam burada da A artı B artı C artı D var. Bak dikkat et. B, C, D ve A. A gerçekten karşılıklı kenar uzunlukları toplamları birbirine eşit oldu. Süper. Bir de alanla ilgili bir şey var. Çevreyi 2U dersek alanda U çarpı R oluyormuş. Niye? Şimdi bunun da ispatını şöyle yapayım. Şuraya ben bir x diyeyim. Buraya ben bir y diyeyim. Buraya ben bir z diyeyim. Buraya da ben bir t diyeyim. E merkez burasıysa. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Hocam anahtar kelimeleri çok yani ek çizimleri çok yapıyoruz. Hayır bunlar anahtar kelime kardeşim. R'leri yaptık. E sonra bir üçgenin alanı isteniliyorsa bizde... Ya yani bir dörtgenin alanı isteniyorsa Taban ve tabana ait yükseklik var. Üçgen oluşturdum burada. Bu üçgenin alanı yazarım. X çarp R'ye bölü 2. Hocam y tabanına ait R var burada. E o zaman burada da bir üçgen oluştururum. Burada da bir üçgen oluştururum. O zaman şu üçgenlerin alanlarını tek tek yazayım ben tek tek yazayım. Yani buradan ne geldi? X çarpı R bölü 2 artı Y çarpı R bölü 2 artı. Sonra şurası Z çarpı R bölü 2. Burası da T çarpı R bölü 2 değil mi bu alanda? Evet. Z çarpı R bölü 2 artı T çarpı R bölü 2. O zaman ben burada R bölü 2 parantezin alırsam X artı Y artı Z artı T e geldi. Yani bak bu çevre bir de bölü ikisi var burada görüyorsun. Yani çevre bölü 2 çarpı ne oldu? R oldu. Yani U çarpı R'ye eşit oldu. Ha bunu ezberlemeye gerek var mı? Yok. O yüzden burada ispatı gösterdim sana. Çevre yarısı çarpı R şeklinde çıktı. Ama üçgenlerden ve anahtar kelimelerden kendimiz de buraya ulaşabiliyoruz. Evet örnek 30'a geldik. Örnek 30'da t'likle alakalı bir soru var burada. Ama t'likle alakalı bir soru. Hocam burada teğetler dörtgeni gördük. Hemen karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit demeyelim bence. İspat tekniğiyle yapalım. İspat tekniği. Ne, ne diyeceğiz o zaman? Şurası 5 mi? 5. Hocam ben buraya a dersem. Buraya ne kalır? 5 eksi a kalır. Tamam. E o zaman burası a iken. Burası da a oldu. Çünkü niye? t t. Bu arada burası 9 mu? 9. O zaman yukarısı da 9 olacak. E ben buraya B dersem burası da B mi oldu? Evet. Buraya da 9 B kaldı. Hocam burası da 9 B yaptı. E burası da 5 A değil mi? Evet. Topla bakayım burayı. 14 eksi A B yaptı. E hocam paralel kenar bu. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 14 eksi A eksi B diye yazdım. Çevre A D'ye isteniyor benden. Bak bakayım çevre A D'ye. Hocam burası isteniyor. Elimde 4 var. Bu var. Bu var. Bu var. Toplayıp 4 artı 14 eksi A eksi B artı B artı A isteniyor bizden. B'ler nanay. A'lar nanay. Şinanay yavrum. Şinanay deyip oynaya oynaya soruyu yaparız kardeş. Evet örnek 20, örnek 30. Böylelikle 28 çıkar. Güzel bir soruydu. Özelliği kullanmaya gerek var mı? Yok. Ha, özelliği kullanacak arkadaş. İşte 5 artı 9 14. Şu ikisinin toplamı da 14 deyip. Sonra hocam bunu buraya getiririm şöyle. A bu ikisinin toplamı 14. Bir de burada 4 var deyip. Kısaca hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Ama ya, ya ne gerek var. Burada da aslında kısa kısa yoldan çözdük aslında şöyle. Hadi yazdık. Çünkü bazı sorular gerçekten fark edemeyebilirsin. Yani şunun eşitliğini buraya yazmak falan filan. E, sıkıntı yaşayabilirsin. Yap benzerlik tekniği. Pardon kısa yol tekniğini uygula. Olay bitsin kardeş. Evet geldik son soruya. Son soruda da. Son soru mu? Evet. Kuvvet yardımı ve benzerliği de bir sonraki derse bırakalım. Evet. Şimdi aşağıdaki şekilde O merkezi çemberin teğetler dörtgen çizilmiş. E teğetler dörtgen çizildiyse direkt karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit diyebiliriz. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Bir de AD ile BC birbirine eşit verilmiş. Yani burası da kaç verilmiş dostum? 25 verilmiş. Hmm. Şimdi bazı arkadaşlara bu tür, bu tür sorularda şu bilgi daha çok hoşlarına gidebiliyor. O yüzden ilk başta şu bilgiyi de vermek istiyorum ben size. Hocam teğetler dörtgeni. Teğetler dörtgeni olduğu için 25-25-50 ise bu ikisinin toplamı da 50 olacak deyip sen buraya direkt 32 yazabilirsin. Birincisi bu. Teğetler dörtgenin özelliğini kullanıp yapabilirsin. İkincisi de şu. Hocam burası 32 ya. Şu ikiz kenar yamukta teğetler dörtgeni çizilirse şu parçalar bir birbirine eşit şu parçalarda birbirine eşit deyip yani burası 38 ise 19 19 yapıyor. Burası da 19 yapar. O zaman buraya 6 6 kaldı. Pardon 9 9 kaldı buraya. O zaman burası da 9 burası da 9. Buraya da ne kaldı? 16 kaldı deyip ikizkenar yamukta şu dikmeleri de çizip yoluna devam edebilirsin. Tamam Bu kısa yok. Kısa. İkizkenar yamukta tamam şurayı buldun. İkizkenar yamukta direkt şu parçalarda birbirine eşit deyip oradan yola gidebilirsin. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta teğetler dörtgen özelliğini kullanmana da gerek yok. Hocam buraya 9 9 yazdıysam eğer burası da 9 oldu. Buraya 16 kaldı. Burası da 16 olur. E burası da 9 yaptı. Buraya 16 kaldı. Burası da 16 kaldı. Bak 32'yi bu şekilde de bulabilirsin. Sonra bunu bulduktan sonra ne yaparsın? Şuradan dikini çizersin. Buradan dikini çizersin. Hocam 18 ya burası. 18 ise tamamı kaçtı bunun? 32 idi. Ee, 32. 32'den 18 çıkar. 14 yapar. Buralar 7 7 yapar. 7 24 25'ten 24 çıkar. Merkez T'ye çek. Merkez T'ye Burası R. Burası R. E burası 24 ise R de buradan 12 çıkar deyip yoluna devam edersin. Diğer çap bu şekilde bulursun. Ama ben ispat tekniğini yapacağım. Şimdi dur. X kenar yamuk gördün ya. X kenar yamuk gördüğün zaman ne yaparsın? Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim şöyle kardeş. Şu dikmeleri çizdin. Bu dikmeleri çizince. Hocam karşılıklı kenarlar paralel ya. Burası da dik. Şu parçalar birbirine eşit oldu. Şurası kaç oldu? 18 oldu. 18 ise o zaman şu parçalarda birbirine eşit oldu ya. Tamam bunu kullanacağım şimdi. E hocam buraya ne kaldı o zaman? Şuraya bir x dersen burası da ne olacaktır? X olacak. Sonra burada bir merkez teğet çektik yapalım. Hocam şurada da bir merkez teğet çektik yapalım. yarıçapı çapı da işin içine katalım. Hocam burası R. Burası R. A. Burada ne çıktı? 90, 90, 90, 90. Dikdörtgen çıktı. O zaman burada şunlar birbirine eşit oldu. Bunların eşitliğini kullanacağım. Neyse ben şuradan devam edeyim. Tamam şunların eşitliğini kullanmak için şöyle şey diyeyim o zaman. Şuraya da A dersem. Burası da A mıdır? Evet. Hocam X'i kullanarak mı yola çıksam? Yok yok neyse. Burası da A mı? Evet. Burası A iken burası A. O zaman buraya ne kaldı? 25 eksi A kaldı. E hocam burası da 25 eksi A. Yaparsın. Bak şurası da 25 eksi. 25 eksi A yaptığı için X demeyelim buraya. Hocam 25 eksi A'dan A'yı çıkartırsam buraya 25 eksi 2a kaldı. 25 eksi 2a kaldı buraya. O zaman burası da 25 eksi 2a yapacak. Sonra buraya ne kaldı? 18 eksi a kaldı buraya. Hocam burası da 18 eksi a yaptı. E sonra buraya da 7 artı a kaldı. Sonra bakacak olursak şurası 7 artı a iken burası da 7 artı a yapacak. Hemen yazıyorum. Şurası da 7 artı a yapacak. E hocam 7 artı a'dan da şunu çıkartırsam. Çıkartayım. 7 artı a eksi 25 eksi a ama parantezle çıkar. Buradan da 2a eksi 18 geliyor galiba. Evet buradan bak bak şunu çıkarttım dikkat. Bundan bunu çıkartırsam 2A 18 2A 2A 18 geldi. O zaman 2A 18 yap burası. Aa hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit değil mi? Evet. 18 eksi A eşittir. 2A eksi 18 ise 3A'yı buradan ne buluruz? Hocam 3A 36 gelir. A'yı da buradan 12 olarak. Ay ne? Bir yerde hata yaptım. Nerede? 36 A'yı da buradan 12 bulurum. Ah be bir yerde hata yaptım. Nerede hata yaptık? Şurası 7 artı A değil mi? Evet. E, burası 7 artı A ise burası da 7 artı A. 7 artı A'dan 25 eksi 2A'yı çıkartacağım. Ay şurası. 25 eksi 2 çıkartacağım. Çok özür dilerim arkadaşlar. O zaman burası 3A-18 yaptı. Şurası 3A-18. 3A-18'e eşitledim bunları. O zaman burası 4A yaptı. 4A-36 ise A'yı da kaç bulurum o zaman? 9 olarak bulurum. A-9 geldi. Gerçekten de en baştaki dediğim şey tuttu mu tuttu. Yani ikiz kenar yamukta. Bak uzattım işi bilerek uzattım ama kısa yolunda gösterdim. Artık bu bir büyük ihtimal aklında kalır. Hani bayağı bir cebelleştik ya böyle. İkiz kenar yamukta teğetler dörtgen çizilmişse şu parçalar birbirine eşit. E burada A'yı 9 bulduk. A'yı 9 bulduysak olay bir bitti o zaman. A'yı 9 bulduysak burası 18 yaptı. 25'ten 18 çıkınca o zaman burası 7 yaptı. Hocam 7, 25, 7, 24, 25 üçgen çıkar. O zaman burada R'de kaç çıkacaktır arkadaşım? 12 çıkacaktır. Çünkü 2R eşittir 24'ten. R'yi de böylelikle 12 olarak buluruz. Ha ispat tekniğiyle yaptım. Çünkü unutabilirsin. Ben yani bu özelliği bilmek zorunda değilim. Gerçekten. Sınavda çıkar mı? E çıkarsa da bildiğin hamleleri yaparsın. İspat teknikleri. T, T, -t birbirine ispat. Bir yerden başladım. Sadece buradan. A, A dedim. Sonra 25 eksi a kaldı. 25 eksi a kaldı. Hocam bu t t 25 eksi a ya. Şu yukarıdan dolayı a ise a. Buraya da 25 eksi 2 a kaldı. Burası da 25 eksi 2 a. Sonra devam ettim. Buraya 18 eksi a. 18 eksi a. 7 artı a. İşlem yaptım sadece. Yani işlem yaparken de eğer işlem hatası yapmazsan benim gibi sonuca daha hızlı bir şekilde de ulaşabilirsin aslında. Bu şekilde işlem yaptığımızda da zorlayıcı bir şey de yok aslında. Kolay. Sıkıntı yapmana da gerek yok bence. Evet gençler. Böylelikle olayı bitirdik galiba değil mi? Bitirdik. Şu kuvvet yardımıyla ve benzerlik yardımıyla olan kısmını da bir sonraki derse bırakalım. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani çemberde uzunluğu bitireceğiz. Bu sefer bitireceğiz. Son derste 31. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. Hey dostum beğen beğen abone da ol. Daha konu bitmedi. Bir sonraki videoda görüşürüz.